Yol Bizi yeni bir yerine daha hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün yine bir Suudi Arabistan serisiyle karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu Suudi Arabistan'da şehirler arası otobüs sistemi, otobüs ulaşımından bahsedeceğim. E, neticede bireysel olarak Umre'ye giden veya turistik amaçla Suudi Arabistan'a giden kardeşlerimizin bir takım ulaşım ihtiyaçları oluyor. Ee, örneğin diyelim Mekke'desiniz ve Medine'ye gitmek istiyorsunuz. Ee, neticede bir ulaşım aracına ihtiyacınız var. Ee, bu ulaşım araçları içerisinde tabi önünüzde dört tane opsiyon görünüyor. Az önceki Mekke Medine örneğinden gidecek olursak. Ee, birincisi birazdan anlatacağım bu şehirler arası çalışan otobüs sistemi E, ee, İkincisi hızlı tren sistemi. Ee, Suudi Arabistan bir hızlı tren sistemi kurdu arkadaşlar. Bu hızlı tren sistemi... Cid'de, Mekke ve Medine arasında çalışıyor. Saatte 300 kilometre hızla gidiyor. E, bu hızlı tren sistemi ile ilgili ben bir video çektim. Bununla ilgili bir içeriğim mevcut. Ekran görüntüsünü şuraya koyuyorum. E, bu içeriğin içerisinde bu hızlı tren sisteminin ne olduğunu, e, biletinin nasıl alındığını, istasyonlarının nasıl olduğunu, e, bununla ilgili epey detaylıca bir bilgi var. E, merak eden arkadaşlar buna bakabilirler. E, üçüncü opsiyon Mekke ile Medine arasında taksi kiralamak. E, tabi bunun rakamı oldukça e, yüksek olacaktır. E, dördüncü opsiyon da tabii ki, e, ki araç kiralamak. Şimdi bu araç kiralama ile ilgili olarak e, ben üyelerim özel videoların içerisinde bu konuya çok kısa aslında bir giriş yaptım. Ancak bana e, özellikle elektronik posta üzerinden bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Yani Suudi Arabistan'da nasıl araç kiralanır, işte hangi belgelere ihtiyacımız var, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? E, muhtemelen Suudi Arabistan'da araç nasıl kiralanır bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Çektiğim zaman e, sizlerle bunu paylaşıyor olurum. Şimdi konumuza dönecek olursak değerli dostlar Suudi Arabistan'da şehirler arası bir otobüs sistemi var. Bu otobüs sistemini SAPCO sağlıyor. SAPCO'nun açılımı arkadaşlar Saudi Arabia Public Transportation Corporation demek. Bu şey bu bir devlet şirketi. 1979 yılında kurulmuş. E, oldukça eski. Hem ülke içi, hem de ülkeler arası hizmet veriyor. Bakın, Sablon'un web sitesine girdiğiniz zaman hemen şurada göstereyim. Bakın, mesela International Trips var. Ben mesela örnek olması için bir tane seçtim. Mesela Abu Dhabi'den Riyad'a gidebiliyorsunuz. Bu Sablon aynı zamanda hem Mekke, hem Medine'de şehir içi ulaşımı da sağlıyor arkadaşlar. Benim bununla ilgili sadece üyelere özel çekilmiş bir videom var. Mekke ve Medine içerisinde ulaşımı nasıl sağlarsınız diye bu otobüs sistemini detaylı bir şekilde orada anlatıyorum. Ekran görüntüsünü gene şuraya koyuyorum. Merak eden arkadaşlar katıl butonuyla katılıp e, tabi bunu seyredebilmek için bronz abonelik satın almanız gerekiyor. E, çünkü bu videoda bu otobüs sistemini nasıl kullanıyorsunuz e, bunu oldukça detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi Sapko tabi Cidde, Mekke ve Medine şehirler arasında düzenli otobüs seferleri yapıyor. Şimdi bu sefer saatleriyle ilgili olarak e, burada şöyle bir ifade var. Intercity Transportation Service diyor bakın. Burada servisin sabah 5.30'da başladığını ve gece 11.30'a kadar devam ettiğini söylüyor. Arkadaşlar ben bu web site üzerinde online bilet alma ve seferlerin olup olmadığına baktım. Ancak bulamadım. Bunu gidip muhtemelen ofise sormanız gerekiyor. Çünkü bunlarda sürekli olarak bir takım değişmeler olabiliyor. Bu nedenle bu işi halledebilmek için bilet ofisine gidip sormanız gerekiyor gibi görünüyor. Şimdi değerli dostlar az önceki örnekten devam edecek olursak Mekke'den Medine'ye gitmek istiyorsunuz. Peki ben niye otobüs kullanayım? Ee, tabii bu sorunun e, ilk cevabı muhtemelen maliyet olsa gerek. Az önce hızlı tren sisteminden bahsettim mesela. Normal Mekke ile Medine arasındaki hızlı tren bileti e, şu anki rakamlarla aşağı yukarı 170-180 Sudan Riyeli civarında falan arkadaşlar. E, birinci neden muhtemelen maliyet olsa gerek. İkincisi e, tren istasyonu tabii Haram'a uzaklığı e, 6-7 kilometre civarında. Bir miktar uzak e, buraya taksiyle gitmeniz gerekiyor. E, Sablon mesela Mekke'deki e, kalkış durağı ve bilet ofisi Haram'a yakın, aşağı yukarı e, Mescid-i Haram'a 2 kilometre mesafede. Bunu birazdan size ekranda göstermeye çalışacağım. Bu Arkadaşlar bu Sato'nun bir de otobüslerinin iki tipi var. Bir normal otobüsü var. Bir de VIP denilen bir otobüs servisi var. VIP otobüslerde koltuklar daha geniş. işte daha iyi bacak mesafesi var. Ekstra yiyecek, içecek vesaire falan sunuyor. Gittiniz ee, gittiğinizde gene de kontrol edersiniz. Tabi fiyat olarak normal otobüs fiyatından bir tık daha pahalı. Eğer gidiş dönüş alırsanız bir indirimde size uyguluyorlar. Bir discount yapıyorlar. Bir avantajı daha var. Bu bir express servis gibi aşağı yöre yukarı Mekke ile Medine arasında 5 saatte alıyor arkadaşlar. E, Nonstop gidiyor diyebilirim. Şimdi değerli dostlar bu e, Sapko biletini nereden alacaksınız? Hemen kısaca bunu da size anlatayım. E, Sapko'nun arkadaşlar Mekke'de mescid Haram'a yakın e, bir ofisi var. E, buraya gitmeniz gerekiyor. Bileti ve sefer saatlerini ancak buradan öğrenebilirsiniz. Burada gene bir ipucu vereyim. E, kaldığınız otelde bu konuda bir hizmet size sağlıyor olabilir. Oteller bu konuda genelde yardımcı olurlar. Yani otobüsün saatini sorabilirsiniz, sizin için bilet almasını rica edebilirsiniz. E, bu işi otel üzerinden de halledebilirsiniz. Ancak e, bu işi eğer kendiniz yapmak istiyorsanız e, arkadaşlar Mekke'de e, Satgo Bus Station. Bakın e, haritada gösteriyorum. Şurası Safa ile Merve tepesi. Şurada Salam kapısı var. Hemen şurada sağda görünüyor. Mescidi Haram ile Sapko Bus Station arası aşağı yukarı arkadaşlar 2 kilometre civarında. Ee, buraya gidiyorsunuz. Ee, şurada benim elimde birkaç tane video var. Onları paylaşıyorum. Burada bir kiosk vardı en son. Otomatik bir otomat. Bunun üzerinden de biletinizi alabiliyorsunuz. Aynı zamanda orada bir bilet ofisi var. Bilet ofisinden de biletinizi değerli dostlar satın alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Medine kısmına. Medine'de arkadaşlar Sapko'nun Dura e, Alsafa Tower denilen bir otel var. Bakın şurada ekranda görüyorsunuz. Hemen onun karşısında kalıyor. E, dikkat ederseniz Mescid-i Nebevi de burada. E, bunun da arası aşağı yukarı gene 2 km civarında falan. E, bakın şurada Cennetül Baki var. E, Sapko'nun ofisi burada. Buraya gidip biletinizi buradan alacaksınız. Buradan biletinizi aldıktan sonra Mekke'ye tekrar geri dönüş sağlayabilirsiniz. Şimdi burada küçük bir e, detay vereceğim. Vereceğim detay da şu. Eğer Mekke'den Medine'ye VIP otobüsle geliyorsanız arkadaşlar, VIP otobüsü e, Medine'de sizi Kron Plaza Medine Oteli'nin önünde indiriyor. Bakın burada ekranda, haritada size yerini gösteriyorum. E, i̇niş noktanız burası. Ancak burada bir bilet ofisi yok. Buradan bilet satın alamazsınız. Burası sadece bırakma noktası. Değerli dostlar, benim bugün Suudi Arabistan şehirler arası otobüs sistemi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Kanalımda bir özel üyelik sistemi var. Bir özel üyelik sistemi kurdum. Bu özel üyelik sisteminin 3 seviyesi var. Bunlardan bir tanesi silver, gümüş yani. Bu silver'ı satın alırsanız yorumlara hızlı cevap, elektronik postaya hızlı cevap veriyorum. Bronz içerik alırsanız sadece üyelere özel içeriklerim var. Kanalıma bakarsanız üyelere özel içerik kısmındaki videoları bu üyelikle seyredebilirsiniz. Bir de en son tabii ki altın abonelik var. Altın abonelikte benimle isterseniz internet üzerinden Canlı bir şekilde e, oturum yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu canlı oturum esnasında bana istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Tabii ki bunun da süresi maksimum 1 saat. E, değerli dostlar, benim e, söyleyeceklerim bu kadar. E, videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sevgiler, selamlar.